Merhaba arkadaşlar. Bugün mor salkım reçeli yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan mor salkım bu şekilde topladığımız mor salkımlar, elma ve şekerimiz var. Ben daha önceden mor salkımın yapraklarını ayıkladım. Yaklaşık 3-4 saat kadar suyun içerisinde beklettim. Mor salkımları temizlerken arkadaşlar bunları bu şekilde koparıyoruz, bütün çiçeklerini. Böyle dikkat edin, saplarından koparın hepsini. Hatta şöyle isterseniz bir sıyırın. Daha sonra tek tek dallarını koparıyoruz ve içerisindeki sadece yapraklarını kullanacağımız için içerisindeki bu şekildeki köklerini atacağız arkadaşlar. Bunları hepsini atıyoruz. Sadece bu yaprakları kullanıyoruz. Bunların hepsini bu şekilde temizleyeceğiz. Bunları atıyoruz. Önceden 4 saat kadar içerisinde bekletmiştim. Suyunu tencereye boşaltıyorum. Bu suyla şerbet oluşturacağım arkadaşlar. İçerisine şekerimi attım ve elmamı da dilimledim. Bu şekilde kaynatacağım. Elmalar yumuşadığı zaman ve tadını şerbete bıraktığı zaman içerisinden elmalarımı alacağım arkadaşlar ve içerisine limon sıkacağım. Şerbetimiz kaynarken biz de mor salkım bitkisinin özelliklerine bir göz atalım arkadaşlar. Mor salkımın yaprakları, dalları ve sapları zehirlidir. Çiçekleri ise yenilebilirdir. Şerbeti yapılır, likörü yapılır, reçeli yapılır. Bundan da reçel olur mu demeyin. Olur, hatta gül reçelini bile geçer. Çiçek reçellerini sevenlerin çok beğeneceğini düşündüğüm bu hoş kokulu reçel, sizleri de denemek isterseniz tarifimi deneyerek tadını deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir adaptojenik bitki olan mor salkım bitkisi 2500 yıldan fazla kullanılmıştır. Ayurveda tıbbında çeşitli rahatsızlıklar için kullanılmaktadır. Mor salkım bitkisinin faydaları arasında ankestiyeni tedavi etmesi, tiroid fonksiyonunu iyileştirmesi ve adrenal yorgunluğunu hafifletmesi vardır. Ayrıca depresyonun yanı sıra çeşitli kanser türleriyle mücadele eder. Stres ve kaygı gidericidir. Beyin hücre dejenerasyonunu azaltır ve hafızayı geliştirir. Alzheimer hastalığını önler. Evet, şerbetimiz kaynıyor. Biraz daha kaynayacak arkadaşlar. İçerisine limonumuzu, yarım limon ya da bir limon kullanabilirsiniz. Ben şu anda yarım limon kullanıyorum. Daha sonra yoğunluğuna bakarak tekrar tadına bakarak da limon, bir yarım limon daha kullanıp kullanmamaya karar vereceğim. Şerbetimin içerisindeki elmalar iyice ezildi. Böylelikle vitaminleri, suları, tatları şerbetin içerisine geçti. Bunları çıkartıyorum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha sonra mor salkım çiçeklerimizin hepsini şerbetimizin içerisine ilave edip kaynatmaya devam ediyoruz. Mor salkım şerbetimiz kaynarken üzerinde oluşan köpüklerin birikenlerini ben alıyorum arkadaşlar. Beyaz olarak birikiyor bazen. Onları alıyorum. Evet, reçelim oldu. Bunu artık kavanozlara çekeceğim. Ve soğuması için bekleyeceğim. Kavanoza koydum. Yaklaşık yaptığımız ölçüden bu kadar mor salkım reçeli çıktı. Tabakta da
Bu şekilde arkadaşlar kıvamında görebilirsiniz. Oldukça lezzetli, hoş kokulu ve çok da sağlığa faydalı olan bir reçelimiz oldu. Eğer siz de stresinizi azaltmak, enerji seviyenizi yükseltmek ve konsantrasyonunuzu arttırmak isterseniz mor salkım reçelini muhakkak denemelisiniz. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.